Herkese merhaba, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 3. bölümle devam ediyoruz. Karşınızda Chris var. Chris bin bir pişman, Carrie'nin neden gittiğini anlamış bir halde Carrie'nin kapısına geldi. Hem ev ortamını görmek istiyor, hem kıskanıyor, hem de üst üste gelen olaylardan dolayı Carrie'yi biraz anladığı için şimdi Carrie'ye güzel bir sürpriz yapmak için kapısında. Şöyle gidelim. Chris Carrie'nin kapısına onun gönlünü almaya geldi ve Carrie ufak bir tartışma çıkartacak. Çünkü her buluştuklarında Becca'yı görüyor. Hep Chris onunla ilgileniyor ve gerçekten okulda neler yaptığını bilmiyor. Chris de kendini savunuyor şu an. Sadece ders çalışıyorum, sadece arkadaşım, senden başkasını gözüm görmüyor. Sen kıskanıyorsun, abartıyorsun falan diye. Sonra Chris dayanamayacak bu tartışma olayına. Onu bir anda yağmurda öpsün. Hayır, bağırma. Bağırma. Chris, bağırma. Haksızsın sen. Gerçekten hararetli bir tartışmanın ortasındayız şu anda. Sebastian da arkada duş alıyor bütün bunlar olurken. Özür dile Chris işte. Evet. Derin bir bakışma. Wow. Tutkulu bir öpüşme. Yani gerçekten özür niteliğinde sen biliyorsun bu işi Chris. Gül de verelim. Seni kırdığım için ve üzülmene sebep olduğum için özür dilerim desin. Tabii ki affettim bile. Ve Chris tabii ki Sebastian da geldiği için hemen Sebastian'a da bir selam veriyor. Sebastian gerildi. Evet, Sebastian'ın da canı sıkıldı bayağı bu duruma. Çünkü araları bozuk diye biraz sevinmişti. Ama şu an aralarını düzelttiklerinin farkında. Bu arada şey desin. Senin işte stajın yok muydu? Neden hala buradasın falan diye sorsun. İşte bugün neden buradasın? Okulda olman gerekmiyor muydu falan desin. Chris de desin ki işte stajımı falan iptal ettim. Sana çok güzel bir sürprizim var. Birlikte tatile gideceğiz falan diyor. Sebastian da ben ne olacağım? Ben de gelmek istiyorum diyor. O zaman Carrie de kıyamıyor. Diyor ki Eva ile birlikte dördümüz tatile gidelim o zaman. Ve küçük bir tatile çıkacaklar şimdi. Carrie'ye bakar mısın? Uğraşmamak için resmen bıraktı ikisini tartışırken. Şöyle yapayım. Eva da burada. Dört kişi böyle güzel bir tatile gidelim hep beraber. Umarım paramız yeter. Sebastian şey desin. Kızı gerçekten çok üzdüm. Gece benim ilgilenmem gerekti falan deyip birazcık böyle ortalık kızıştırsın. Bakalım bize uygun bir ev var mı? 2 yatak odası, 2 banyo, 4 yatak, 3 banyo. Tamam. Bunlar bize küçük kalır. Şuraya bence gidebiliriz. 2 günlüğüne mi gitsek? Şimdilik 2 günlüğüne gidelim. Sonra uzatırız bunu. Sanki çok paramız varmış gibi har vurup harman savuruyoruz şu anda. Evet, yağmurlu bir havada tatile geldik. Yalnız Eva'nın da herhalde gözü varmış ki hemen geldi. Siz de gelin buraya. Ben sizde katmıştım ama nedense olmamış. Heh, tamam. Hep birlikte tatile geldik. Yağmurlu bir hava var o yüzden. Evet. Çok güzel bir eve geldik yalnız. Bakar mısınız? Mükemmel saray yavrusu gibi. İsteyen tek tek odalarda da kalabilir, birlikte de kalabilirler. Çok güzel gerçekten. Böyle oturacağımız bir alan falan da var. Kamp arazilerinde de gezinebiliriz. Eva burada kitabını okuyor. Siz de çocuklar eve gelin bari. Aa, Sebastian çok gergin ve karnı çok aç. O yüzden hemen yemek hazırlasın. Böyle büyük bir yemek hazırlasın. Hepsi beraber akşam hindi yesinler ya. Şuradan bir müzik aç. Kitap okumayın ya, tatile geldiniz. Yani daha farklı bir müzik olsun. Tamam, bu güzel, bu eğlenceli. Sonra burada dans etsinler bence. Ya teşekkür ediyor beni buraya getirdiğin için falan diyor. Gerçekten Beka'nın gelemeyeceği bir yerdeyiz şu an. Chris de dansa katılsın. Eva sadece kitap okuyor. Peki. Çok tatlılar.
Aşırı güzeller. Şu an gerçekten kalbim eridi şu sahneye. Çok tatlılar. Yine her şeyden habersiz bir şekilde mutlu mutlu dans ediyorlardı. Sebastian Eva ile konuştuğu gibi Eva onun yanına geldi ama Sebastian çok aç, o yüzden herkesi bir yemeğe çağırsın. Birazcık sohbet ettikten sonra bizim çiftimizde sorunlarını dans ederek çözüyorlar. Aşırı tatlı geliyorlar şu an gözüme. Tamam, bu kadar yeter dans etmek. Ve Sebastian onların öpüşeceğini anlayınca sanırım herkesi yemeğe çağırdı. Resmen o anı bozdu. Sen de git bakalım. Aa, sen vejetaryansın. Yine çok özür dilerim. Az kalsın vejetaryan olduğunu unutup şey yapıyordum. Tabii ki Chris bundan yararlanıp hemen ona uygun bir yemek yapacak. Çünkü kendisi yemiyor. Bu nedir? Havuçla yapılan bir şeymiş. Bundan yapsın bizim kıza. Kendi yemeğini bırak hemen Chris. Carrie'ye hemen kalk yemek hazırla. Aşkım sen yemiyordun bundan falan de. Carrie erisin. Carrie de o sırada burada otursun. Bu arada ben bunları bir grup oluşturayım çünkü kendileri abidik gubidik hareketler yapmaya başladı yine. Ha, demek barıştınız. Çok sevindim. Sebastian da Carrie'nin gözünü boyuyor şu anda. Sebastian da hazır burada Carrie otururken ona yürüdüğünü anlamasın diye bu kızla konuşsun. Hatta onunla birazcık flörtleşmeyi bile deneyebilir. Çünkü bayağı Sebastian'a dibi düşer gibi bakıyor bu kız. Bu arada Chris de bizim yemeğimizi yaptı. Sen de al git bunu ye bakalım. Sebastian, kız gidiyor. Flört et onunla hemen. Ay, Chris'in yaptığı havuçlu sandviç de çok güzele benzemiyor açıkçası. Ben daha farklı hayal etmiştim. Sayne niye mutsuzsun ya? Bunun içinde ne gibi bir... Sadece carrot yazıyordu. Of, çok özür diliyorum ya. Kıyamam. Kurtarmaya çalıştık. Yine midesi bulandı bu kızın. Git kus bari. Kusamıyor muyuz? Ha, kusamıyoruz şu an. Tamam. Carrie başarısız bir romantik aktiviteden sonra burada kendine meyve kızartacak. Olsun, yağmur da dinmiş bu arada. Onu görmüş olduk. Şunu da yakalım. Tüm mumlar yansın. Sen ne yapıyorsun Chris? Sen de burada oyuna başlamışsın. Çok güzel. Şunu yakıver sen de. Akşam burada oturup sohbet falan ederiz. Tatlış olur. Tabii kızların yanında kendini rezil etmemek için burada deneme falan yapıyor. Tatlış. Carrie de kendine meyvelerini kızartmış. Bunlar da burada flörtleşiyor. Şunu koyayım. Bayağı flörtleşiyorsunuz siz. Seksi bir poz versin Sebastian Eva'ya. Sonra senden çok etkilendim ilk iş yerinde gördüğümden beri falan desin. Bunların ilk öpüşmeleri bile gelmiş. Hemen gelip şurada öpüşür müsünüz? Carrie'cim sen de şuraya gelir misin seri bir şekilde? İlk öpücüğümüzü de aldık Eva'dan ve Carrie bunu görüp bir duraksadı. Ne konuştuklarını dinliyor. Tabi Sebastian bunun üzerine duracağını hiç zannetmiyorum. Birazcık daha flörtleşsin bu kızla. Öpsün möpsün. Chris'in de içi rahatladı. Bunlar öpüşüyor falan, artık sevgilim güvende diye düşünüyor muhtemelen. Senin yaptığın yemekler burada mı bebişim? Sen burada bunu yesene. Tekrar yemek yapacağına. Burada yiyebilirsin. Hatta gel orada oturma. Birazcık açık havada takıl. Sen neden mutsuzsun?
Carrie kendini üzecek bir şeye tanıklık etmiş. Yani şu sahne. Chris sen kolunu mu yaktın? Evet, mükemmel. Kamp ateşini yakarken Chris kolunu yakmış. Ya kıyamam ya. Sen de gel şuraya otur. Carrie çok mutsuz onları öpüşürken gördüğü için. Chris de onu neşelendirmeye çalışsın. Aa, inanamıyorum. Gerçekten çok tuhaf bir ortam. Ve Sebastian bundan çok memnun çünkü amacına ulaştı. Yağmur yağıyor. Ya. Şimdi Sebastian Chris'e diyecek ki abi Eva çok güzel değil mi? Çok etkilendim ondan falan diye anlatıyor böyle. Chris de benim sevgilim bir tane falan diyecek şimdi. Ay kıyamam. Hadi gelin oyun oynayalım. Böyle surat asmayın dedi Sebastian. Chris de oyuna katılsın. Şimdi erkekliklerini birbirlerine kanıtlayacaklar büyük ihtimalle. Yağmurun altında bu oyunu oynamanın başka bir açıklaması olamaz. Burası gerçekten testosteron kokuyor şu anda. Hiçbirini de geçiremedin Sebastian. Şimdi sıra Chris'te. Umarım Chris başarabilir. Carrie'yi biri arıyor, Thomas diye. Ha, gerek yok. Cevap vermeyeyim, tatildeyiz. Muhtemelen dükkanınız niye kapalı falan diye arıyorlardır. Biz de Cuma'ya gittik, geleceğiz falan yazmışızdır. Sakın. Ay inanamıyorum, Carrie ağlamaya gidiyor. Carrie saçmalama, sevgilin aşağıda. Tamam, ağlamıyorsun. Aferin. Eva uyumuş bu arada. Kendilerini iyi hissetmiyorlar. Muhtemelen yağmur yağdığı için buraya gel. Tamam. Herkes buraya gelsin o zaman. Yine yağmur başladı. Ben ne güzel burada oturur, konuşuruz, sohbet ederiz diye düşünmüştüm ama yağmur yüzünden pek bir şey yapamıyoruz. Bu bir tık beni üzdü. Ve bu kadar anlamsız duygulardan sonra birlikte birazcık eğlensinler. Ve bunu Sebastian'ın önünde sorsun. Birazcık eğlenelim mi bebeğim falan diye. Sebastian şok. Tamam. Sebastian da çok flört hissediyor. Ve bütün bu olanları gördü. Bir dakika siz yapıyor musunuz? Oo. İlk vuhuları bu arada bu. Carrie'nin Chris'le ilk vuhusu. Şimdi biz bu çiftimizi yalnız bırakalım. Sebastian Eva'yı kaldırdı. Ne kadar erkenden uyudun falan diyor. Ve ona işte bir duşa girelim mi beraber falan desin Eva'nın kulağına. Eva da maşallah dünden razı. Oh maşallah ne kadar heyecanlandınız. Siz de burada vuhu yapın o zaman. Oy. Chris de yanımıza geliyor. Chris de o zaman şunu yesin. Bu da onundu sanırım. Acıkmışlar tabii. Yoruldular. Bizim çapkın aşk böceği de aşağı indi. Biliyor musunuz iyi ki bu tatile gelmişiz. Çok mutluyum Eva'yla birlikte olabildiğim için falan diyor. Carrie de diyor ki evet ben de çok mutluyum. Chris'le gerçekten ilişkimizi bir adım öteye çıkardık falan diyor. Böyle hafiften kıskandırmalı ama şu anki hallerinden memnun bir şekilde devam ediyorlar yemek yemeye. Carrie de kıskanmadığını göstermek için, kanıtlamak için Eva ile burada dans edecek. Çünkü neticesinde Eva onun bir çalışanı ve o tanıştırdı Sebastian'la onu ve zaten sevgilisi var yani. Ona böyle çok güzel gözüküyorsun falan desin. Harika bir kıyafetin var falan desin. Beyler de kendi aralarında konuşuyor. Çünkü herkes kendi yoluna bakıyormuş gibi gözüküyor şu anlık. Chris tuvalete gidiyor. Sebastian sen de mi peşinden gidiyorsun? Tövbeler olsun.
Aa, tuvalette birbirlerini gördüler. Ben çişimi yapacağım. Sebastian git. Sebastian Carrie'yi düşünüyor. Bunda olup bende ne olmayan ne var diye. Sen de dansa katıl o zaman. Zaten eğlenmeyi seviyorsun. İnşallah altına yapmazsın. Kızlar da hayallerindeki evler hakkında konuşuyorlar büyük ihtimalle. Karen'ın valla keyfi yerine geldi. Bugün nasıl falan diye sorsun Eva'ya. Umarım eğlenmişsindir artık. Gerçekten hani arkadaş olduk diye konuşuyorlar ve dansa çağırdı Eva'yı da. Harika ya. Ya peki bu Chris'in bu şekilde dolaşması ve baksırındaki öpücük. Bayağı enerjileri azaldı ama. Chris de çağıralım. Chris de bizimle dans etsin. Ama Chris sanki üstünü bir değiştirsen daha iyi olur. Hani Eva'nın karşısında bu şekilde olman benim çok hoşuma gitmiyor. Yani şimdi bu Sebastian da baksırıyla dolaşsa hoş olmaz diye düşünüyorum. Carrie artık yatağına gidiyor ama orası senin yatağın değil Carrie. Şu ilk gecenizi geçirdiğiniz yatakta uyumanızı tercih ediyorum. Şöyle sol tarafına Chris yatsın. Sağ tarafına da sen yat Kerecim. Herkes burada uyumaya gelsin o zaman. Chris de uyumaya gelsin. Şöyle yukarıdaki yatakta da Eva yatıyor. Sebastian da gelsin buraya yatsın. Sonuçta artık onlar da ilişkilerini bir adım ileriye taşıdılar. Evet. Sabah oldu. Chris bulaşıkları toplayarak güne başlıyor. Şu anda hava bulutlu. Yağmur durmuş. Evet. Buradaki piknik alanına hep beraber gidelim istiyorum ben. Chris yola çıktı bile. Chris'le birlikte gidelim. Şöyle Chris'le birlikte etrafa baka baka çam kokusunu içimize çeke çeke gidelim. Böyle hafif yağmur da yağdı. Eminim çok güzel kokuyordur şimdi orası. Zaten başka insanlar da burada oturmuş. Eğleniyorlar birlikte arkadaşlarıyla. Evet, burası güzel bir yer bence. Chris hemen burada şey yapmaya başlasın. Çok sinek var ama ya. Hemen burada önce sevgilisi için yapsın. Sevgililer günüymüş yarın. Veggie burger yapsın. Hem herkes burger yemiş olur hem de yani vejetaryen olsa da Carrie de yese daha iyi olur diye düşünüyorum. Bence burada herkes bir hatıra fotoğrafı çekilebilir Chris şey yaparken. Öncelikle ben Eva ile bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Carrie ve Eva bir fotoğraf çekilsin. İş yerine de asarız bunu ki hemen yağmur yağmaya başladı. Neyse yemeğimizi yer eve döneriz artık. Ya da balık falan tutmaya gideriz. Aa, Eva burada kendi kendine yapıyormuş. Olsun. Alınıp gücenmeye gerek yok. Valla Eva da çok güzel. Şöyle bir sürü fotoğrafımızı çekmiş olduk. Sonra Sebastian hani yanlış anlaşılmasın diye önce bir Eva ile fotoğraf çekilsin. Sonra Carrie ile fotoğraf çekilsin. Tamam, hep birlikte oturmaya karar verdiler. Yağmurun altında oturmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Biz de sevgilimizle fotoğraf çekilelim o zaman. Burada da bir anımız olsun diye. Ha, vejetaryen burgerlerimiz de burada. Bunu inventörümüze koysak da evde mi yesek? Hoş gözüküyorlar yalnız. Doğruya doğru şimdi. Eva ve Sebastian iyi arkadaş olmuşlar. Oyun aşırı kasmaya başladı anlamadığım bir şekilde. Muhtemelen yağmurdan dolayı. Kanka gel fotoğraf çekilelim. Hey maşallah. Hey maşallah hocam. Tarafını seç. Ve son olarak da Carrie ile bir fotoğraf çekilse hiç fena olmayacak. Yalnız sırılsıklam oldular. Hadi Carrie ile de çekil. Aa Carrie senle çekilmedik mi ya? Senle de çekilelim desin. Sanki Carrie ile hiç fotoğraf çekilmek istemiyormuşçasına. Ay çok güzeller. Yani bilemedim. Hangi çift daha çok yakışıyor yorumlara yazın bence. Biz o zaman evimize gidelim. Burada herkes konuşurken Chris böyle Becca'ya bir mesaj atsın. Okulla ilgili mesajlaşmaya başlasınlar. Sen çok flörtüsün. Chris'in yanına git hemen.
Sebastian'la böyle flört flört konuşmanı istemiyorum. Kimine mesaj attın falan desin. O da Becca'ya mesaj attım deyince tartışmaya başlasınlar tekrar. Gerçekten özür dilemek için getirdiğin tatilde bile ona mesaj mı atıyorsun falan desin. Böyle gerçekten sinirli bir tartışma geçsin aralarında. Hatta Carrie birazcık sinirlenip bağırabilir bile. Sence de abartmıyor musun? Sonuçta okulla alakalı senin için okulu falan ektim buraya geldim desin Chris de. Böyle deyince Carrie tabii deliriyor. Böyle bağırmaya, çağırmaya falan başlıyor. Para kazanmak kolay mı zannediyorsun? Evine bir kiracı alıp parayı bölüşünce zengin olmuyorsun. Ben okumam, çalışmam lazım falan dedi. Chris, Sebastian da sandviçini aldı ve bu şeyi izliyor. Evet, böyle dedikten sonra da Carrie küfür etti ve tatili erkenden bitirme kararı alıyorlar. Eve gidiyoruz şu anda. Ben gidiyorum dedi Carrie ve eve gitti. Biz de evimize geldik. Sebastian yine tabii hemen peşimizden eve geldi. Carrie çok flörtü ama siz onu çok mutsuzmuş gibi düşünün. Hemen gidip uyumaya çalışsın. Çünkü gerçekten sinirleri bozuk. Ve Sebastian odasında birkaç tane fotoğraf astın. Ama Eva ile olan fotoğraflarını değil. Carrie ile olan fotoğraflarını. Güzel oldu yalnız. Hatta Sebastian bütün bu fotoğrafları attıktan sonra bir tane fotoğrafı da Instagram'ına yüklesin. Sebastian hemen geldi, elini yüzünü yıkadı, odasına fotoğrafları astı ve bir tanesini de Instagram'a yüklüyor. Hatta şunu böyle frameleyebilir. Ama tabii ki diğer insanlar yanlış anlamasın diye Instagram'a diğerlerini de yükleyecek. Sadece odasının her yanında Carrie ile olan fotoğrafları olacak. İlk zaten Carrie ile olanı attık. Ve Chris'le de olan fotoğrafını koysun. Brotherhood falan diye. Halbuki aslında hiç de öyle değil gerçek yüzü. Şunları da şöyle satsın. Oh, iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Sebastian, Carrie'nin uyanık olduğunu duyunca şuradan hemen içecekler çıkartacak. Birazcık moralini yükseltmek için. Çünkü onun beklediği an bu an. Carrie'cim içer misin diye. Carrie de burada Sebastian'ın ilk gün gelip yaptığı sebze toplarından şey yapıyor. Bu tatlılığa dayanamayan Carrie hemen bir bardak içkisinden içsin. Sebastian da içmeye başlasın. Birlikte birazcık dertleşsinler. Daha Carrie şey desin, gerçekten inanamıyorum. Benden özür dileyip tatile çıkardı. O kız yüzünden yine tatilimiz berbat oldu falan diyor. Sebastian da şey desin. Benim öyle bir sevgilim olsaydı sadece onunla ilgilenirdim. Asla böyle kötü hissetmesine gönlüm razı gelmezdi falan diyor. İkisi de flörtü. Oh, Chris geldi. Chris geldi. Açmayalım kapıyı, gitsin. Açmayalım kapıyı. Hatta desin ki ben onunla konuşmak istemiyorum. Sebastian onu yolla desin. Sebastian Chris'i yollasın evine. Evine git Chris. Seninle konuşacak bir şey yok Carrie'nin diye. Ve Chris'i kovduk. İşte işler tam olarak Sebastian'ın istediği gibi gidiyor. Sebastian birazcık daha romantik olmaları açısından şurada Carrie ile birlikte oyun oynayacak. Juice Bonk olsun. Kaybeden içsin falan, böyle bir oyun gerçekleşsin aralarında. Şu an resmen Carrie'yi sarhoş ediyor. Kendi de sarhoş oluyor. Buradan iyi şeyler çıkmayacak. Bunu anlamışsınızdır diye umuyorum. Kuşka. Tabii ki sen atarsın. Ooo. Carrie bir bardak daha içti bile. Umarım bu sefer Carrie de atar. Aa, atamadı. Ya kıyamam, her atamadığında sen böyle tatlı kız rolleri mi yapacaksın Sebastian'a? Resmen Sebastian'ı etkilemek için yapıyor. Sebastian yine mi attı? Wow. Sebastian bu işi biliyorsun.
Kerin atışını bekliyoruz. Büyük ihtimalle Sebastian kazanacak ama Kerin hemen pes etmiyor. Bu sefer Kerin atabildi. Ama zannetmiyorum Sebastian bu bir kadehle sarhoş olsun. Tabii ki Sebastian bunu da attı ve Kerin bunu da içti. Tamam, bu sefer Sebastian da içecek. Ha, son artık. Wow, gözü kapalı bir şekilde attı ve Kerin son bardağı da kafasına dikiyor. Sebastian Kerry'den çok etkilendiği için ona bir gül verecek artık. Kerry, ben senden gerçekten çok etkilendim. Sevgilim var diye söylemiyorum ama ben senin sevgilin olsaydım seni hiç üzmezdim falan desin. Wow, hatta seni kıskandırmak için Eva ile birlikte oldum desin. İlk gördüğüm günden beri senden hoşlanıyorum, biliyor musun? Flörtleşmeyi bırakın ve eve gelin. Ben de araya giren reklam arası gibiyim, yemin ediyorum. Kerin'in karnı acıktığı için birazcık daha içip yemek yemeye devam edecekler. Ki iyice sarhoş olsun Kerin. Çünkü hala düşünmeye devam ediyor. Hemen oradan uzaklaştı, çok flörtü bir ortam oluştuğu için. Ama Sebastian o cevabı gördüğü için, olumlu cevabı gördüğü için Kerin'den hiç vazgeçeceğini düşünmüyorum. İşte sence gerçekten hak ettiğin aşk hayatı bu mu falan desin. Ve onu öpsün. Chris, niye geldin? Chris, niye geldin? Öpecektik biz onu. Sen sarhoşsun Keri. Gerçekten bu adamla mı burada olacaksın falan diyor Chris şu an. Keri de sinirleniyor. O adam beni senin kadar hiç üzmedi. Evine git falan diyecek şu an. O da diyor ki ben ne yapmışım Keri'ye falan. Keri'yi sen üzdün. Suçu bana atma falan diyor Sebastian da. Ve Chris'i bir kez daha evden kovduk. İşimiz var, git ya. O gittikten sonra da gerçekten beni savunduğun için teşekkür ederim Keri. Ama bilmen gereken bir şey var. Ben senden gerçekten çok hoşlanıyorum desin ve onu öpmeye çalışsın. Lütfen öpüşün. Your Wow. Ve Sebastian tam bir avcı olduğu için avını tamamlamıyla ele geçirmek istiyor. Ve şu an yatak odasına doğru gidiyorlar. Ve Carrie içmeye devam ediyor. Bırak kızım ya, bırak. Olmaması gereken şeyler yaşanıyor. Hem de bu yatakta. Daha Chris bu yatağa o şekilde girmedi. Çok merak ediyorum bu bölüm hakkındaki yorumlarınızı. Peki siz Karen'in kimin mi olmasını istersiniz? Sebastian'a mı, Chris'le mi? Bunu lütfen yorumlara yazın. Şu an hiç olmaması gereken şeyler oluyor gerçekten. Evet ve gerçekten sarsıcı gelişmeler oldu bu bölümde. Evet, Carrie şu an duş almaya gidiyor. Bir ayılsın, bir kendine gelsin, bir ne yaptığının farkına varsın. Soğuk bir duş al Carrie. Aklını başına topla. Chris iki kere evden kovduk ve Sebastian'la birlikte olduk bu bölüm. Bu bölüm bir de üstüne Chris'le de birlikte olduk. Evet, Carrie duştayken ve biz yaşanmaması gereken olaylara tanık olmuşken bu bölümün burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve sonraki videoları kaçırmamak için zile basmayı unutmayın. Beni izleyen herkese ve özellikle Lilitanya üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Siz de destek olmak isterseniz katıl kısmından katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.